Bu video sadece yazılıya hazırlık videosu değil. Bu video senin emek abinle tanıştığın ilk video. Şu an sen 11. sınıftasın. Belki de TYT ve AYT'ye çalışmaya başladın. Türkçe ve edebiyat konusunda eksiklerin olduğunu düşünüyorsan bu seneden itibaren kanalıma abone olabilirsin. Attığım videolara bakabilirsin. 12. sınıfa çok güzel bir temelle başlayabilirsin. Çalışmalara şimdiden başlamanı tavsiye ederim. Çünkü zaman dediğimiz şey gerçekten bir su gibi böyle akıp gidiyor. O zaman abi tanıştığıma memnun oldum. Sen iyi bir abiye benziyorsun galiba. Eyvallah, öyle derler genelde. Vakit kaybetmeyelim. Birinci dönem birinci yazılı sınavında karşına ne çıkabilir, bunlara bakalım. Senin için tam iki tane senaryo hazırladım. İki senaryoyu da çözeceğim. Tabi öğretmeninin ne soracağı, aşağı yukarı ne çıkacağı belli. Çünkü yeni güncel müfredata uygun bir şekilde hazırlıyorum bu videoyu. Aklında kalsın, için çok rahat olsun. Hiçbir soru işareti yok, tamam mı? O zaman videoya başlıyoruz. Çok memnun oldum Emek abi. Ben de kardeşim. Tabi adettendir, ne yapıyoruz? İlk önce adımızı soyadımızı yazıyoruz. Abi adın ne? Emek. Soyadın ne? Taştan. Abi numaran ne? Abone olmayı unutmayın. Abi puh, yani burada da yapmazsın. Neyse kardeşim, birinci senaryo, başlayalım. Edebiyat ve toplum ilişkisi konulu bir paragraf yazınız. Ama öğretmenin mutlaka şunu ekleyecektir. Kardeşim, bunu yazarken yazım ve noktalama kurallarına da dikkat edeceksin yani, tamam mı? Yani gidip de ne bileyim cümlenin sonuna nokta koymazsan, işte bir alıntı yaptığında tırnak içinde göstermezsen falan öğretmeninle bozuşabilirsin. Peki abi, edebiyat ve toplum ilişkili paragraf biz yazacak mıyız? Yani ben uzun uzun yazmayacağım ama nelerden bahsedebilirsin birazcık sana çıtlatacağım. Aşağıdaki sorularda daha çok böyle yazmalı çizmeli şeyler yapacağız, merak etme. Şimdi edebiyat ve toplum ilişkisi. Ben bu soruyu az önce eşime sordum, çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, dedi edebiyatı oluşturan sanatçı değil mi? Evet. Sanatçı da toplumun içinde değil mi? Aslında bu bile bir cevap. Yani sanatçı ne yapıyor biliyor musun? Toplumdan besleniyor. Ve kendi yazdıklarıyla da toplumu besliyor. Yani edebiyat ve toplum. Toplum olmadan bir edebiyat olmaz. Çünkü insan yalnız olmaz. Yalnızlık kime mahsustur kardeşim? Allah'a mahsustur. Böyle bir şey yazarsan, bu düşünceleri birazcık daha geliştirirsen, işte sanatçının toplumdan beslendiğini, karşılıklı birbirleriyle bir etkileşimde olduklarını falan filan yazarsan, öğretmeninden tam puan alacağını düşünüyorum. Yani eşime sordum, eşim de bunu söyledi. Yani herkesin aklına gelebilecek şeyler, aman durmasın, benim gebertir valla. Devam ediyorum. Neyse, ne diyor? Bu parçada kahramanın ruhsal özelliklerini parçadan örnek vererek yazınız. Bu parçadaki zaman ve mekanı belirleyiniz, mekanın özelliklerini yazınız. Tamamen öğretmeninin sen böyle birazcık daha puan al diye uydurduğu bir soru. Okuyorsun, yazıyorsun. Çok basit. Yine bir sabah vakti Emine bacı bütün işini gücünü sermişti. Gözlerini havadan ayırmaz olmuştu. Göklere böyle dalgın dalgın içini çeke çeke baktığı zamanlar kendi kendine düşünürdü. Demek teyyare dedikleri şey göklerde kara kuş gibi uçar, içi barut dolu gülleler atar ve Türk delikanlılarını öldürürdü. Emine bacı bu işe bir akıl erdiremiyordu. Önüne gelene hey oğul nasıl olur bu derdi. Göklerde yalnız kuşlar, bulutlar, rüzgarlar uçar. Geceleri de yıldızlar falan parıldar. Koskoca alamet hem içine insanları dolu gülleleri alıp da hiç uçabilir mi? O zaman bak, ben bu kahramanın ruhsal özelliklerine mesela şaşkın diyebilir miyim? Şaşkın, aynı zamanda korkmuş. Neden? Çünkü bir savaş uçağı anlatılıyor. Savaş uçakları insanların üstüne alametler, yani kötülükler, bombalar yağdırıyormuş. O zaman abi ben bak birinci kısma ne yazacağımı biliyorum. Emine bacı ile ilgili fikirlerini buraya yazacaksın. Fakat bu akıl erdiremediği şeyin var olduğuna 4 defa inanmıştı. Cepheye gönderdiği 2 oğlu, bir güveyi, bir de torunu düşman teyyarelerinin hücumlarına uğramışlar, şehit olmuşlardı. Hele torununa çok yanmıştı. Ne güzel, ne aslan yapılı, çiçek yürekli delikanlıydı. Gözyaşlarını içine akıtıyordu. O zaman ruhsal özellik olarak Emine bacıya üzgün, korkmuş, şaşırmışın yanında bir de kaybettiği evlatları için içinde bir hasret yanıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki abi, bu parçadaki zaman ne zaman? Savaşın olduğu zamanlar değil mi? Savaş zamanları. Abi mekan neresi? Cephe. O zaman şöyle yap kardeşim, zamana savaş zamanı yaz,
Mekana da işte köy yaz, Emine Bacı'nın bulunduğu işte ev yaz, ne bileyim Emine Bacı'nın akrabalarının şehit düştüğü cephe yaz, savaş alanı yaz. Öğretmenin her türlü sana puanını verecektir. Yani ben burada şunu söylemek istiyorum. Sana bir metin verip o metinle ilgili mutlaka öğretmenin soru soracak, aklında bulunsun. Bak görüyor musun? Bir örnek daha. Yine kahramanın ruhsal özellikleri ve zaman ve mekanla ilgili bir soru. Ağlama be, ağlama be. Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra katıla katıla ağlamaktadır. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağını ağlamaktadır. Ağlama diyorum sana, ağlama. Bunları derken onun da katı nasırlanmış yüreği yumuşamış şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendisini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların Arabistan sıcağıyla yanan kızın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu. Bak Arabistan sıcağı diyor. Abi mekan neresi? Arabistan. Abi zaman neresi? Sıcakmış. Demek ki gündüz. Bak gündüz vakitleri. Zaman olarak gündüz vakti yazabilirsin. Net sana verilmiş bir şey yoksa. Abi kahramanın ruhsal özellikleri ne? İki kahraman var. Birisi üzgün, diğeri ilk başta kızgın olsa da daha sonra ne yapıyor? Yumuşuyor, merhamet gösteriyor değil mi? Ya bu şekilde öğretmenin sana bir paragraf, bir metin verecek. Kahramanla ilgili, zaman mekanla ilgili, hikaye unsurları ile ilgili bir soru soracak, aklında bulunsun. Yanda bir tane cümle verdim. Bu cümleyi öğelerine ayıralım. Aa demek ki cümlenin öğelerinden de, bak cümlenin öğelerinden de bir tane soru karşına gelebilir mi? Gelebilir. Bugün bir başka çocuk getiriyordu gazete. Bir kere devrik cümle verip de beni kandıramazsın. Ben her türlü yüklemi bulurum. Getiriyordu yüklem. Emek abi getiren kim? Bir başka çocuk. Özne. Emek abi bir başka çocuk neyi getiriyordu? Gazete mi? Neyi, kimi sorularına cevap verdiğine göre belirtili nesne. Peki Emek abi bir başka çocuk gazete mi getiriyor da ne zaman getiriyor? Bugün getiriyor. Zaman varsa zarf vardır. Zarf varsa zarf tümleci vardır. Al sana güzelce öğelerine ayırdık. Getiriyordu yüklem. Getiren kim? Bir başka çocuk. Neyi getiriyor? Gazete mi? Nesne var abi. Belirtili nesne. Ne zaman? Bugün. Zaman varsa zarf vardır. Zarf tümleci. O zaman Emek abi sen şunu mu söylemek istiyorsun? Demek ki cümlenin öğelerinden de bir tane soru karşıma gelir mi? Gelir. Git sen cümlenin öğelerine mutlaka çalış kardeşim. Devam. Toplumcu gerçekçi hikaye anlayışının yapı ve konu özelliklerini yansıtan bir hikaye kesiti yazınız. Yazdığınız metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu değerlendirmeye dahil edilecektir. Şimdi toplumcu gerçekçi hikaye anlayışı. Emek abi bu nasıl olur? Sen uzun uzun tabii hikaye yazacak halin yok. Video olur 45 saat. Toplumcu gerçekçi hikaye nasıl olur? Bir kere bireyin yaşadığı sıkıntılar anlatılır. Bireyin yaşadığı ve bireyin toplumla beraber birlikte yaşadığı sıkıntılardan bahsedilir. İşte işçilerin derdi olabilir, emekçilerin derdi olabilir, insanların fakir düşmesi olabilir, insanların sistem karşısında ezilmişliği olabilir. Tamam mı kardeşim? Aklına böyle şeyler getir. Sadri Ertem, Yaşar Kemal, değil mi? Orhan Kemal. Bunlar örnek olabilir mi? Olabilir. Toplumcu gerçekçi hikaye ile ilgili karşına bir soru gelir. Ya toplumcu gerçekçi hikaye anlayışı ile ilgili bir örnek ister, ya bunun özelliklerini sorar, ya da bu tarz eser yazan sanatçılardan ve sanatçıların eserlerinden soru sorar. Yani sen toplumcu gerçekçilere ne yapıyorsun? Bu videodan sonra gidiyorsun, çalışıyorsun kardeşim. Şimdi geldik ikinci senaryomuza. Emek abi bir yazılı kağıdı daha mı hazırladın? Evet, tamamen güncel müfredata uygun, için rahat olsun. Bu parçada sözü edilen edebi akımı yazınız. Aa abi gerçekten öğretmenim bana edebi akımlardan soru sorabilir mi? Vallahi sorabilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıktı. Abi 19. yüzyıl birinci anahtar ifadem. Romantizme tepki ikinci anahtar ifadem. Bakıyorum konular gerçekten alınır. Gerçek. Bu da benim üçüncü anahtar ifadem. Abi muhtemelen hangi akımdan bahsediyor? Realizmden bahsediyor ama birazcık da okumak istiyorum. Batı'da Balzac, Flaubert, Türk Edebiyatı'nda Recaizade, Mahmut Ekrem, Halit Ziya bu akıma uygun eserler vermiştir. Sanatçıların isimlerini görünce emin oldum. Abi kesinlikle cevabım ne? Realizm. Neden? Örnek veriyorum. Recaizade, Mahmut Ekrem şiirlerinde romantiktir. Fakat roman ve hikayelerinde realisttir. Değil mi? Bak çok güzel. Zaten
zaten Balzac diyor, Flaubert diyor, Madame Bovary falan hatırlarsın. O zaman böyle bir soru gördün, ne yazacaksın? Realizm. Abi demek ki edebi akımlardan da soru gelebilir mi yazılıda karşıma? Gelebilir kardeşim. Sen mesajı aldın. Git şimdi edebi akımlara çalış ama dur önce bir video bitsin sonraki, tamam mı? Onu da bir şey yapalım yani, bekle. Geldim. Cumhuriyet döneminin 1940-60 yılları arasında bireyin iç dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır. Doğru. Bu dönemde bireyin iç dünyasını esas alan anlayışla yazılan hikayelerin ortaya çıkış sebeplerinden birini yazınız. Yazalım abi. Abi neden bireyin iç dünyasını esas alan eserler ortaya çıkmış? Bir kere kardeşim, insanlar sürekli bu toplumcu gerçekçilerin yarattığı algıdan sıkılmışlar. İnsanlar demiş ki ya tamam, biz toplumun bir parçasıyız ama aynı zamanda biz bireyiz, biriciyiz. Tekiz, yani bizim de kendi şahsımıza ait bazı duygularımız, düşüncelerimiz var ve ne yapmışlar biliyor musun? Toplumcu gerçekçilerin aksine bireyin içsel yolculuğuna çıkmışlar. Bireyi tek başına bir bütün olarak ilk defa ele almak istemişler. Yani öğretmenin sorarsa şunu yazabilirsin: İnsan gerçekliliğini farklı bir bakış açısıyla yazmak istediler ve bu gerçekliği bireyin iç dünyasına, onun psikolojisine, düşüncelerine, duygularına indirgediler. Bu şekilde bir şeyler yazarsan öğretmenin sana puan verecektir. Gel bakalım şimdi buraya. Bu parçadaki anlatıcı ve anlatıcının bakış açısını yazınız. Bakalım anlatıcı ve anlatıcının bakış açısı. Bütün gün ne ettiğimi bilmeden dolaştım. Çoktandır ne yaptığımı bilmiyorum. Ancak böyle dolaşırsam bir şeyler görebiliyorum. Yoksa gözümü dört açsam nafile. Böylece hiç kimseyi, hiçbir eşyayı, hiçbir olayı dört başı mamur gördüğümü ve duyduğumu iddia edemem. Abi buradaki anlatıcı eserdeki kahramanın kendisi mi? Evet. O zaman sen buna kahraman bakış açılı anlatım, yani birinci tekil kişili anlatım diyemez misin dersin. Kardeşim bak, eğer metni anlatan oradaki kahramanın kendisi ise kahraman bakış açılı birinci tekil kişili anlatım yazarsın. Öğretmeninden tam puanı alırsın, geçersin. Şimdi kardeşim, eğer öğretmenin sana bazı yazarlardan bahsettiyse ve o yazarların eserlerinin içeriklerinden falan konuştuysa, öğretmen bir şey öğrettiyse sen öğrenmiş misin öğrenmemiş misin yazılıda bunu görmek ister. Hepimiz öğretmeniz, bu bizim takıntımız kardeşim. Çıldırıyoruz. Böyle anlattığımız bir şeyi öğrenci öğrenmeyince biz çıldırıyoruz ve yazılıda ne yapıyoruz? Haydi bakalım şimdi görelim, öğrenmiş misin öğrenmemiş misin diyoruz. Abi adam sana memleket hikayelerini anlattıysa adam sana bunun yazarını sormaz mı? Sorabilir. Yani karşına şöyle bir yazar eserle ilgili soru gelebilir mi? Gelebilir. Abi memleket hikayelerini kim yazmıştı? Refik Halit Karay. Peki abi Abdülrezzak Efendi kimin eseridir? Mustafa Necati Sepetçioğlu. O zaman bak, öğretmeninin sana öğrettiği eserlere, yazarlara, bunlara dikkat edeceksin. Şöyle hikayeyi verir, ismi sorar. İşte bu yazarın eserlerinden bazılarını yazınız falan gibi bir soru karşına gelebilir mi? Gelebilir kardeşim. Geldim sıradaki soruya. Ne diyor? Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi tarzda hikayeyle tanınmış sanatçılardan birini yazınız. Emek abi biz bir tane yazmayalım, birden çok yazalım. Sen de istediğin, beğendiğini seçip yazılıda yazarsın kardeşim. Abi kimler olabilir? Mesela Fakir Baykurt. Hızlı yazıyorum, çirkin yazıyorum, kusura bakma. Mesela Kemal Tahir, değil mi? Olabilir. Orhan Kemal, Sadri Ertem, efendime söyleyeyim Samim Koca Göz. Mesela Talip Apaydın. Değil mi? Sarı Traktör falan filan güzel eserlerdir. Ve bu sanatçıların hepsi 40-60 yılları arasında eserler vermiştir. Bunlardan seçip yazabilirsin kardeşim. Gazan mübarek olsun. Bak ikinci senaryoda yine bir cümlenin üyeleri sorusu. Bugün başka bir çocuk getiriyordu gazetemi. Emek abi zaten biz bunu yapmıştık. Yine yapalım. Bugün başka bir çocuk getiriyordu gazetemi. Getiriyordu. Getiriyordu yüklem. Getiren kim? Bir başka çocuk. Özne. Neyi? Gazete mi? Belirtili nesne. Ne zaman getiriyor? Bugün. Zarf tümleci. Yani sana şunu demek istiyorum. Mutlaka cümlenin öğelerine çalışmalısın. Karşına gelecek kardeşim. Abi çok teşekkür ederim. Senin sayende güzel bir yazılıya hazırlık videosu izledim. Sadece bir yazılı kağıdı değil, iki farklı senaryoyla iki farklı yazılı kağıdı yaptık. Çok teşekkür ederim abi diyorsan, bu video faydalı olduysa kanalıma abone ol.
abone olabilirsin. Bir fikrin varsa mutlaka yorum yapabilirsin. Ha bu arada bir like atmadan videodan çıkmak da yok. Şimdi dürüst olayım, benim amacım gerçekten böyle bir yazılı hazırlık videosu falan çekmek değildi. Amacım neydi biliyor musun kardeşim? 11. sınıftaki senle tanışmak. Neden? Çünkü 12. sınıfa geçtiğin zaman ister istemez YouTube'a edebiyat ya da Türkçe yazacaksın ve Emek abinin ismini göreceksin. Önümüzdeki sene tanışacağımıza şimdi tanışalım, ne zararı var? Hem girersin Türkçe ile ilgili, edebiyatla ilgili yaptığım videoları şimdiden izlemeye başlayabilirsin. Özellikle 10 günde dil bilgisi kampı var, işine yarar, bayağı güzel bir kamp. 47 günde AYT edebiyat kampı var, işine yarar kardeşim, izleyebilirsin. Ki bu sene güncelleyeceğim onları, yenilerini de çekeceğim. Önümüzdeki sene de güzel güzel yenilikler yapacağım. Yani şunu demek istiyorum, şimdiden abone olabilirsin. Senle tanıştığıma çok memnun oldum. Bay bay.